Merhabalar, Örgü Gündemi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çiçeğin yapım aşamalarını paylaşacağım. Bu çiçeği şallarınızda, patiklerinizde, liflerin orta kısımlarında süsleme olarak değerlendirebilirsiniz. Çok hoş görünümlü, çok tatlı bir çiçek gördüğünüz gibi. Yapımı da karışık gibi görünse de aslında çok kolay. Sizlerle tüm aşamalarını en ince ayrıntılarına kadar paylaşmaya çalışacağım. Umarım yardımcı olabilirim. Gördüğünüz gibi ben orta kısmıyla diğer kısımlarını tek renkte yaptım ama siz iki renkte de yapabilirsiniz. Orta kısmı farklı, yaprakları farklı şeklinde. Görüntünün daha şık olması için orta kısımlarını bu şekilde yarım incilerden diktim ben. O da tamamen tercih meselesi tabii ki. Dikmek isteyebilirsiniz veya istemeyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yapımında, modelimin yapımında gördüğünüz gibi ben tığ lif ipiyle yaptığım için tığım benim 6 numara. Gayet de kolay yaptım. Videomda daha ayrıntılı açıklamalarını görebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Yüklenen diğer videolarımdan haberdar olabilmek için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli. Evet, hemen çiçeğimizin yapımına başlayalım. Şöyle parmağımı ipimi iki kez doladım. Ve bir sihirli halka yaptım. Ve bu sihirli halkamın içine hemen tığımı geçirdim içinden. Bir sonraki ilmeği aldım, geri çektim. Parmağımı çıkardım aradan. Ve şöyle iki zincir çektim. Böylece halkam oluşmuş oldu. Şöyle alttan çekerek halkamı iyice sıkıştırabiliyorum. Hemen tekrardan göstereyim yapımını. Şöyle ipi parmağıma bir tur doladım. Şu şekilde bir görüntüm var. Şöyle tığımı geçirdim içinden. Ve şu uzun olan ipi, yumaktan gelen ipimi tığıma geçirdim ve geri çektim. Aldım o ipi. Hemen halkamı bozmadan parmağımı çıkardım. Şöyle bir görüntüm var. Hemen buraya bir 3 zincir çektim. Şöyle halkamı biraz sıkıştırdım. Bu şekilde bir görüntüm var. Hemen parmağımı doladım ve bu sihirli halkamın içine 16 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle tığım takıldı. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, 16 tane yapacağım toplamda. Baştaki çektiğim zinciri trabzan olarak saymayacağım. Çünkü en son bittiğinde trabzanlarım zincirime sabitlemeyeceğim de ilk yaptığım trabzanı sabitleyeceğim şuradan. Bu arada kalacak yani. Bunun tepesini kullanmayacağım. O yüzden toplamda 16 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle bir taraftan da şöyle halkamızı da sıkıştıralım. Bakalım kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8 olmuş. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Hemen bu ipimi zincirime değil de ilk trabzanımın tepesine sabitliyorum. Bu şekilde. Şöyle halkamı alttan iyice sıkıştırdım. Şöyle toplandı gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ve hemen 6 tane zincir çekiyorum. 2, 4, hatta 7 çekelim. Kasmasın. Bir trabzanın tepesini boş bırakıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doladım. Bir trabzanı bırakıp bir diğerine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir trabzan tepesini boş bırakıp bir sonrakine. Toplamda 16 tane trabzanımız vardı. Yani bu şekilde 8 tane kutucuğumuz olacak. En sona kadar gelelim. Sonuna kadar geldim. Toplamda şu anda 7 tane kutucuğum var. En son yine 4 zincirimi çekip şuradaki en başta çektiğimiz 7 zincirin üçüncüsüne hemen bunu bu şekilde sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Hemen önündeki trabzanın tepesine şöyle bunu sabitledim. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım, geri dönüyorum. Şimdi bu çektiğimiz zincirin içine 1,
2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. 4 tane daha zincir çekiyorum ve en son yaptığım trabzanın içine şöyle bir pimpirik yapıyorum. Bu şekilde. İpimi doladım. Tekrar aynı yere trabzanlarıma devam ediyorum. 4 tane daha. 1, 2, 3 ve 4. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Arkadan görünümü bu. Önden bu şekilde. Trabzanlar ters duruyor yani. O sizin kafanızı karıştırmasın. Şimdi buradan bu şekil yaptıktan sonra şöyle geri dönüyoruz. Şöyle. Hemen bir sonraki adımı göstereyim. Evet, hemen geri döndükten sonra ipimi doladım ve bu sefer şu trabzana, hemen altındaki trabzana şöyle tutayım çiçeğimi. Bunun içine de 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Görüntüm şu. Önden görüntüm. Bakın şu şekilde. Ve bunu başladığım kısma, şuraya sık iğneyle sabitliyorum. Şöyle. Evet, şöyle göstereyim. Daha net belli olur. Bakın görüntüm bu. Birinci yaprağım hazır. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Yine karşı trabzanın tepesine bunu sabitledim. Şöyle zincirim var tepemde. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi dolayarak geri döndüm. Geri döndüm. İpimi dolanık şu anda. Yine bu zincirin içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çekiyorum. Ve en son trabzanın içine yine batıyorum. Bu şekilde bir pimpirik yaptım. İpimi doladım. Tekrar aynı yere 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Şimdi tekrardan ön tarafına geri döneceğiz. Şöyle çeviriyorum hemen. İpimi doladım ve hemen onun o yaprağın bittiği kısmın altındaki trabzana. Zaten sıramdaki trabzan bu. Hemen buna şöyle yine 5 tane bir ikili trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle boş yerinden bir tekrar edelim. Bittiği kısımdan 5 zincirle karşı tarafa geçtim. Geri dönüp ters çeviriyorum. Ve 4 ikili trabzan, 4 zincir çekip sabitleyip tekrardan 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bittiği kısımdaki trabzana bu sefer. Yani şurada yaptığımız gibi. Şu kısımdaki gibi. Bittiği kısımdaki trabzana 5 tane ikili trabzan yapıp hemen bu trabzanlarımı da önümdeki trabzana karşıma hemen sabitliyorum. Böyle bir iki katlı çiçek yaprağı oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5. Diğer bütün yapraklarımı da bu şekilde yapıyorum. Ben son kez yine göstereyim. 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Çektiğim bu 5 zincirin içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Hızlı geçiyorum artık bu kısımlarına. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sabitliyorum. Tekrar bu şekilde devam ediyorum. 4 tane daha ikili trabzan. Evet. Ve hemen tekrar önünü çeviriyorum. İpimi dolayıp alttaki trabzana 5 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Umarım anlaşılmayan bir nokta kalmamıştır. 4 ve 5. Ve hemen karşıya bunu sabitliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde 3 yaprağım oldu. Geriye 5 tane kaldı. Toplamda bu çiçeğimde olduğu gibi 8 yaprağım olacak. En sonuna kadar gelelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi son yaprağıma kadar geldim. Ve en son yine son yaprağımı sizlerle birlikte yapmak istedim. Şu sabitlediğim noktadan en son 5 zincirimi çekip şu kısma sabitleyeceğim. 2, 3, 4. 5 zincirimi çektim. Pardon, birini daha önce çekmiştim. Hemen şu kısma bunu sabitliyorum.
1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyorum. Geri dönüp yine bu yaprağımın içine 4 tane ikili trabzan yapıyorum ilk önce. 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 zinciri çektim. Son trabzanımın tepesine bunu sabitliyorum. İpimi doladım. Yine 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Hemen önüne dönüyorum. Altta zaten tek trabzanım kaldı. Şu oda. İpimi dolayıp bu sefer bu trabzanı dolduruyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, 5 tane ikili trabzanı da yaptım ve başladığım noktaya bunu sabitleyerek ipimi koparacağım. Hemen şöyle. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bütün yapraklarım hazır olmuş oldu. Çiçeğimin sonuna geldim. Dilerseniz iç kısmına pompon yapabilirsiniz. Daha farklı bir görüntü elde etmek isterseniz. Çiçeğimizin son hali bu. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Yüklenen diğer videolarımdan haberdar olabilmek için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olmanız yeterli. Bildirimleri açık hale getirirseniz yüklenen videolarımdan ilk olarak siz haberdar olursunuz.